Kontrol merhabalar hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım yeni yıla girdik. Size sağlıklı, huzurlu, mutlu güzel yıllar diliyorum. Bu videomuzda genel olarak 2021 yılının bir analizini yapalım istiyorum ve 2022 yılından neler bekliyoruz, neler yapabiliriz? Bunları bir konuşalım istiyorum sayın arkadaşlar. Yani tabii kendi sektörümüz açısından inceleyeceğiz. 2021 yılında özellikle iki tane ana faktör çok dikkat çekiciydi. Bunlardan birisi ekonomi, diğeri, diğeri de korona. 2020 yılında başlayan korona, 2021 yılında da bizi rahatsız etmeye, sıkıntı yaşatmaya devam etti. Koronadan başlayalım. Yani aslında 2020'de ve 2021'in ilk yarısında olduğu gibi mesela kurumlarda o zaman yarım çalışmalar böyle üçte birine falan düşürdülerdi insanları. Bir sürü dosyalar aksıyordu falan. Bayağı bir sıkıntı yaşanıyordu. Belediyeden projeler geçmiyordu. Bu noktada sıkıntılar oluyordu. 2021'in ikinci yarısı itibariyle artık ne olacaksa olsun gibi bir havaya girildi mi tam zamanlı insanlar artık tam zamanlı çalışmaya başladı. Kurumlarda ve belediyelerde falan. O Sıkıntı ortadan kalktı ama İki bu korona'nın e, psikolojik huzursuzluğu hiçbir şekilde ortadan kalkmıyor. Yani birisi bir öksürdüğünde bir bir şey olduğunda, bir mesela bir elemanınız bir ateşi var gibi göndüğünde ya da bir hasta gibi olduğunda böyle eve gönderiyorsunuz, bazen göndermek istiyorsunuz gitmiyor e, falan. Yani o özellikle psikolojik huzursuzluğu bayağı bir etkiliyor korona'nın sayın arkadaşlarım. İki, yani korona açısından 2021'de. Yani bu şekilde geçti. Zaten kapanmalar olsa bile farz edelim yarın bir gün kapanmalar var. Bizim sektörümüz kapanmadığı için her şekilde devam ediyoruz. Yani bizim işimize o noktada engel olmuyor. Dediğim gibi diğer noktalardan psikoloji noktasında hem de hastalanılırsa bir engel oluyor. O da e tabi hoş durumlar değil. Ekonomi olarak incelediğimizde de 2021 yılı gerçekten çok ıs. Bizim sektörümüz açısından özellikle, yani diğer sektörleri bilmiyorum muhtemelen onlarda da aynıdır. Çok sıkıntılıydı. Yani gerçi 2021 neresinden tutarsam tut sıkıntılı bir yıldı da yani ekonomi açısından baya e, kötüydü. Hani zaten yılın başlangıcında müteahhitlerimizle falan konuşurken bu yılın sıkıntılı bir yıl olacağını konuşuyorduk. Ona göre mesela hiçbir şekilde müteahhitlerimiz daire satışı falan yapmadı. Çünkü düşük maliyetle başlıyorsunuz. Düşük maliyet dediğimde zaten yüksek de. E, yılın başıyla sonu arasındaki farktan dolayı diyorum. Düşük maliyetle başlıyorsunuz. E, yılın sonunda maliyetler artınca sizin sattığınız daire maliyetinin altına düşmüş oluyor. Bu durum söz konusu olmasın diye aslında birçok müteahhitimiz daire satışı yapmadı inşaatları bitene kadar. Yani bir bir, bir tane müteahhitim yaptı şu an ee, inşaatı bittiydi. Bence o da fiyatını düşe sattı yani. Çünkü tekrar başlasa tekrar o fiyata mahalle edemez arkadaşlarım. Yani ekonomi açısından şöyle bir de pozisyon alınamadı. Özellikle 2021 yılının son çeyreğinde sürekli bir dolar kuru dalgalanması vardı. Piyasanın en sevmediği şey bu dalgalanmadır sayın arkadaşlar. Mesela bir standartizasyon olsa mesela dolar 15 lira da olsa 20 lira da olsa bir standart oturduktan sonra artık kendi kendini idare etmeye başlar piyasa. Ama böyle bir anda çıkmalar bir anda inmeler herkesi şöyle iki adım geriye atar bir durur ticaret. Çünkü herkes bir pozisyon almaya, herkes bir ne yapacağım diye düşünmeye, herkes bir akıl almaya başlar. Bu durumda ticareti ciddi oranda derinden yaralar yani. Dolar kurunun haricinde de zaten bu pandeminin de verdiği etkili örnek veriyorum bu dünya üzerindeki ham madde fiyatları ve malzeme fiyatları da arttığı için Türkiye tabi bundan da etkilendi. Hem ondan etkilendi hem dolar kurundan etkilendi. Enflasyon çok kuvvetli geçti ondan etkilendi. Para değerini kaybetti falan. Yani her şeyden etkilendi ve müthiş zamlarla kapattığımız bir yıl oldu. Yani bazı ürünlerde yılın başı ve sonu arasında %300 falan zam olan ürünler oldu. Bu da tabi başka bir olumsuz yol. Ee, tabi 2022 yılı içinde değerlendirecek olursak. E, yani benim şu an birçok müteahhitim seneye yapı yapmayı düşünmüyor sayın arkadaşlarım. Bunun da nedeni çok basit. Ee, geçen beton fiyatını bilmiyorum biliyor musunuz? 550 lira artı KDV bir liste fiyatı gönderdiler. 550 artı KDV'ye yani hadi pazarlıkla 600 olsun KDV dahil. Yani kim beton dökecek kim ne yapacak bilmiyorum. Demir fiyatı zaten herhalde gene 11.5'lara geldi. Ki bir ara 15'e kadar çıktıydı. Şu an 11.5'larda zannediyorum. Yani durumlar bu şekilde olunca seni inşaat yapabilecek baba yiğit ben görmüyorum piyasada. Çünkü ben Ankara'dayım. Ankara'nın belli başlı bölgeleri haricinde tamam mı arkadaşlarım öyle bir yaptığınız maliyetin çok üzerinde daire satışı yapamazsınız. E şimdi bir tane dairede bir buçuk milyona mal olursa o zaman siz o ilçede iki milyona iki buçuk milyona farz edelim rakamları fara söylüyorum daire satamazsınız. Öyle bir alıcı kitlesi yok yani o ilçelerde. Bundan dolayı yani müteahhitlerin bir müddet 2022 yılı için ben ara vereceğini düşünüyorum. Ha tabii şöyle de bir şey var. Yeni sektör arıyorlar. Bir müteahhit kolay kolay aslında sektörünü değiştiremez ama birçok müteahhitin 2020'de, 2019'da, 2017'den gelen süreçte diyeyim hatta sektörünü değiştirdiğini yine de gördük sayın arkadaşlar. 2021'de bir de inşaat sektörü açısından en böyle trend olan şey koronanın da etkisiyle villa yapılarıydı. Herkes böyle bir villa yapısı yaptı. Villa da oturma şeyi arttı insanların. Yani köy, keşke böyle kendimize ait bir müstakil bir yapımız olsa muhabbeti arttığından dolayı 2021 yılının en trend yapısı bence villaydı. Çünkü maliyeti de Aşırı değildi özellikle yılın başı itibariyle. Maliyeti de çok değildi. Adam diyor yani 2 milyona bir tane apartman dairesi alacağıma arsa dahil 1,5 milyona Böyle 1.2 milyona falan villa mal ettiler. Bence gayet mantıklıydı. Zaten mantıklı olan şeye bir yönelim olur. Ee, tekrar 2022 yılı itibariyle bu villada oturma trendi de tekrar kırılabilir. Ee, bunun nedeni de belki koronanın bitmesi. Belki de e, bu sefer de tek yapıların tamam ilk maliyeti biraz daha düşük olabiliyor. Böyle villa yapılarının ama. Ondan sonra zaman içerisindeki maliyetleri normal e, apartman dairelerine göre... Daha maliyetli çıkıyor, o yüzden insanlar tecrübe ettikten sonra 2022 yılında bundan vazgeçebilir. Biraz da kendimiz açısından inceleyelim sayın arkadaşlar. Kendimiz derken bu e, okumuş güruhtan bahsediyorum. Mimarlar, işte mühendisler, tekniker arkadaşlarımız bizler için çok sıkıntılı bir yılda arkadaşlar. Biz e, orta sınıf bir e, orta sınıf ticarete hizmet eden okumuş insanlarız, tamam mı? Hani. Üst düzeye hitap edenler de zaten belli başlı sıkıntıları aşmışlardır. Ama bizde bu durum böyle değil. Bizim için çok sıkıntılı bir yıldı. Neden? Bizim için en büyük sıkıntı çok kuvvetli enflasyon geçişinin olmasıydı sayın arkadaşlar. Çok kuvvetli enflasyon geçişi olunca hükümet asgari ücreti ciddi oranda bir zam yaptı. Tamam çok güzel asgari ücreti zam yapılması. Ama... Asgari ücreti yapılan bu zamma bizim, yani ben etkileneceğimizi çok zannetmiyorum. O yüzden biz ciddi oranda fakirleştik sayın arkadaşlar. Bizler örnek veriyorum aranızdan birisi 6 bin lira maaş alıyorsa asgari ücret oranında bir zam alamayacak yani. 9 bin liralara ne bileyim 8 buçuklara çıkmayacak bu rakam. O yüzden durup dururken biz fakirleştik. Tabii bütün aslında ülke fakirleşti de biz özellikle orta kesime hizmet eden insanlar durup dururken bunda ciddi oranda sıkıntılar yaşadık. Bu tabii enflasyon geçişi de bunda etkili. Ticaret hacminin daralması da çok etkili. Ticaret ciddi oranda daraldı artık yani insanlar yapmıyor. Zaten artık şöyle de bir şey var. Telefondan ne bileyim bitcoin alıyor bozduruyor, altın alıyor bozduruyor, gümüş alıyor bozduruyor falan olunca diyor ki adam yani mesela diyelim bir tane müteahhitin yanında bir ticaret yapan birisinin yanına arkadaşı geliyor. İşte bir gün içerisinde alıp sattığı şeyi gösteriyor. İnsanların ağzının suyu akıyor. Yani ben diyor burada bu yapıyı bir yıl yapıyorum. Bir yıl boyunca para saçıyorum diyor. Ondan sonra belki 3 yılda tekrar paramı topluyorum diyor. Ben niye boşu boşuna uğraşıyorum diyor. Ve e, ticarette böyle e, insanlar tek tek çıkmaya başladı. Şöyle incelemeye devam ederseniz zaten saygınlık açısından e, bizim aslında sektörlerimiz çok saygın e, mesleklerimiz, çok saygın meslekler ama saygınlık açısından da ciddi oranda bir e, düşüş oldu bu yıl bence. İnsanların zaten genel olarak birbirine tahammülü kalmadı ama bizim sektörlerimize iyice insanların zaten piyasa daraldığı için insanlar bir yerden çıkarmaya çalışıyor tamam mı bunu adam ne yapıyor kendini tatmin etmek için orada işte okumuş insana böyle bir iki laf yapınca ya biraz geri kalmış insan psikolojisi işte kendini tatmin etmeye çalışıyor böyle olduğu durumlarda da işte bizim mesleklerimizin saygınlığı giderek azalıyor. Peki 2022 yılında neler ben görüyorum düşünüyorum sayın arkadaşlar 2022 yılı genel itibariyle sıkıntıların derinleşeceği bir yıl. Neden? Bir kere korona bitmedi. Korona bitseydi piyasalarda suni de olsa bir rahatlamalar olurdu. Korona bitmedi. Yani koronanın bitmemesiyle beraber hani yarının zaten hastalık bazında ne getireceğini hiç kimse bilemez. Tekrar böyle yeni bir varyant çıkar bir şey olur, her yer kapanır bir anda ticaret yani, ne olacak? yani kimse şu an mesela yeni bir ticarete girişmez. Ne yapalım mesela bir kafe açmaz yani. Yarın bir gün tekrar her yer kapanırsa ne olacak? Bir anda bütün ortaya döktüğü sermayesi havaya gitmiş olacak. Ya yani bundan dolayı 2022 yılı korona bazında da sıkıntı. Onun haricinde ticaret olarak da krizin iyice derinleşeceği bir yıl. Aslında bu şekilde derinleşmezdi ama ee, 2021'de yani kabul edilmedi piyasanın e, krizde olduğu kabul edilmemesi de iyice böyle bir gün dolar çıkıyor bir gün düşüyor falan çok garip bir durum yaşattı eğer ki kabul edilseydi e, yaramız daha derinleşmezdi ya şimdi kabul etmedik sıra e, şimdi e, örnek veriyorum bir yerde yaran var Sürekli parmak bastım. Bak ben hasta değilim dedin. Bende sıkıntı yok dedin. E bastıkça iyice kötüleşti. Bastıkça be beter hale geldi. Bu durumda 2022'de daha da kötü sonuçlar doğuracak. Hani diyor ya iyi gün kötü günler geçti. Sırada daha kötü günler var diye. Şu an durum tamamen bu. Ha bu durumlar düzelir mi? İlk başta kriz olduğu kabul edilip ona göre de önlemler alınmaya başlanırsa düzelmeye başlar. Yani bu düzelinmeyecek diye bir şey yok sayın arkadaşlar. Hani Türkiye'de bir laf var ya inşaat sektörü bitmez diye. Bir yerde doğru bir yerde yanlış bir söz. Şimdi inşaat sektörü görüyoruz ki bitti ama diğer tarafta genel olarak sektörlere baktığımızda birçok sektörün bittiğini görüyoruz. Ve inşaat sektörü Türkiye'de bitmez lafının aslında buradan geldiğini algılıyoruz bir açıdan baktığımızda. Çünkü inşaat sektörü bakın bitti ve bütün sektörler bitti. Ülke krize girdi. Yani Türkiye'nin inşaat sektörünü Orta Doğu'ya, işte Asya ülkelerine, yeri gelir Avrupa ülkelerine hizmet olarak vermesi gerekirdi daha fazla vermesi gerekirdi veriyordu da ama yeri geldi komşularla sıkıntılardan şunlardan bunlardan dolayı bunlarda da azalma olunca e, iç ticarette de yeterli iş hacmi olmamasıyla beraber sıkıntılarımız derinleşti sayın arkadaşlar yani 2020 yılının 2022 yılında da karamsar bir şekilde giriyoruz ha bu, bu şu değil ki çalışmayalım oturalım karamsar karamsar duralım bu, bu değil sayın arkadaşlar biz çalışmalarımıza uğraşmaya devam edeceğiz e bunları yapmazsak bir anlamı yok zaten şöyle de bir saçmalık durum var şimdi kriz olduğunda oturuyoruz bir yere laf atıyoruz şey yapıyoruz tamam e işler iyi olduğunda da işimize gücümüze bakıyoruz hiç böyle proje geliştirmiyoruz yani proje geliştirmemek için sürekli bir bahane var çünkü işler iyi olduğunda da sıcak para var sıcak para olunca da ee, sosyal projeler yapamıyorsunuz, yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz değil aslında daha kolay yaparsınız. Ya bundan dolayı hiçbir şey bize bahane değil. 2022 yılına daha çok çalışarak, daha çok uğraşarak girmemiz gerekiyor bizim. Yani şu olmuş bu olmuş bizim için önemli değil. Zaten zor bir disipline e, aitiz. Bizim disiplinimiz gerçekten çok zor bir disiplin. O yüzden çok çalışılması, çok uğraşılması gereken bir disiplin. O yüzden tamam göreceğiz krizin geldiğini göreceğiz, ona göre hareketlerimizi yapacağız falan ama en büyük sermaye kendimiziz, kendimizi geliştirmeyi ihmal etmeyeceğiz sayın arkadaşlar. Bundan sonra da bu şekilde karşılıklı video çekmeyi daha çok düşünüyorum. Çünkü belli bir sayıya ulaştık ve onun haricinde tabii beğenip yorum yapıp abone olursanız sevinirim arkadaşlarım. Çünkü belli bir sayıya ulaştık. Bu sayı artık hani biraz birbirimizi tanıyalım. Biraz daha birbirimizin işlerine destek olalım. Birbirimizin dertlerine destek olalım istiyorum. Diyerek bu videomu da şu an bitiriyorum sayın arkadaşlar. İnşallah 2022 yılı hepimiz için güzel yani mutluluk verici bir yıl olur. Yani umuyorum ki böyle olur sayın arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.